15th Generation Mobile Internet. Yani 5. nesil mobil internet bağlantısı. İlk nesillerini benim gibi X kuşağı hatırlayacaktır. İlk telefonum Ericsson 388'di. Bırakın interneti, o zamanlar o telefonda mesaj gönderebilme özelliği vardı ki bu çok yeni, müthiş bir şeydi. Önceki modellerde yoktu, kendimi çok özel hissederdim. Sonrasında her şey öyle hızlı gelişti ki inanın gerisini takip edemedim. 2G, 3G derken şu an kullandığımız 4G'ye, biz de geç de olsa 4.5G'ye geçtik. Şu anki internet deneyimimiz gayet hızlı ve yeterli gelebilir bize. Yani sonuçta işimizi görüyor diyeceksiniz. Ama insan bir ihtiyaç ortaya çıkmadan da ona ihtiyacı olduğunu farkında olmuyor. İşte 5G hayatımıza girdiğinde de aynen böyle olacak. Ve işte o zaman yahu bundan önce nasıl yaşıyormuşuz diyeceksiniz. Buna emin olun. Şimdi nasıl bir teknolojiymiş, ne kadar hızlıymış bu 5G bir bakalım isterseniz. Öncelikle hayatımızın çok farklı alanlarında çok farklı etkileri olacak, onu bir söyleyeyim. Bunları 3 ana başlıkta ele alırsak hız, gecikme yani tepki süresi lag ve bağlanabilirlik. Öncelikle hızla başlayalım isterseniz ve bir karşılaştırma yapalım. Şu an 4G teknolojisini kullanıyoruz ve ulaşabileceğimiz maksimum hız 10 megabit ile 100 megabit arasında değişiyor. Aslında 100 megabit dünyanın en hızlı internet bağlantılarından birine sahip Singapur'da ulaşılabilen bir hız. Bizim için ise 10 megabit çok çok iyi bir hız. 10 megabit ne demek peki? Saniyede 1.25 megabayt indirme demek. Yani 1 gigabaytlık bir dosyayı 14 dakikada falan indirebiliyorsunuz. Peki 5G ne kadar hızlı olacak? Mevcut hızın 10 ila 100 katı. Yani 1 gigabit ile 100 gigabit arası. Diyelim ki minimum bağlantı hızı olan 1 gigabitlik bir bağlantı hızınız var. 1 gigabaytlık bir dosyayı ne kadar sürede indirebilirsiniz? Yaklaşık 8 saniye. Artık saniyelerden, saliselerden bahsedeceğiz. Yani şu anda kullandığımız internet tıpkı 90'larda kullandığımız çevirmeli bağlantı gibi hissettirecek. Bu sesi hatırlayanlar beni çok iyi anlayacaklar. Şimdi şu videoyu bir izleyin, bakın nasıl bir hızmış bu bahsettiğimiz. Yaklaşık 10 gigabitlik bir internet hızıyla Call of Duty Black Ops'u Steam'den indiriyorlar. Go ahead and hit that. I want to hit it at the same time as you. Okay, 3, 2, 1, go! Go. Oh boy, go, Brandon, go, go, you're gonna go, have go, to get here run, in the run, next run. 23 seconds here. What you got you this? I'm at 200 megs. I'm coming down at 320 megs a second. Sir, you're at what? 223. 230. 250. Oh wow. 300. Are you done the game yet? 7 Who's seconds. Gonna win? 5. 2 seconds. 2. And done. I'm done. Same time. 8.1 GB'lık dosya kaç saniye indi inanın sayamadım. Şimdi sadece hızdan bahsedersek büyük resmi kaçırmış oluruz. Evet, daha fazla hız her zaman için iyidir. Artık 2160p videoları takılmadan izleyebileceksiniz. Her türlü dosyayı anında paylaşabileceksiniz. Çok güzel ama bu işin sadece şov tarafı desek yalan olmaz. O nedenle belki de en önemli avantaja geçelim. Gecikme yani tepki süresi. Multiplayer oyuncuları lag dediğimde beni anlayacaktır. Ama oyunlardan bahsetmeden önce bunun ne anlama geldiğine bir değinelim. Şu anda kullandığımız mobil internet bağlantısının gecikme oranı 100 ila 200 milisaniye civarındadır. Aslında bu bile çok hızlıdır. Özellikle bir insanın ortalama tepki süresini düşündüğünüzde. Normal bir insan herhangi bir olaya 300 milisaniye gecikmeyle tepki verebilir. Peki 5G ile bu gecikme süresi ne olacak? 1. Evet, sadece 1 milisaniye. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu gerçek zaman demek. Oturduğunuz yerden dünyanın öbür ucundaki bir makineyi, bir arabayı sanki buradaymış gibi kullanabileceksiniz. Ya da bırakın o kendini kullansın. Sürücüsüz otomobillerden bahsetmişken ki şu anda hiç de fena durumda değiller aslında. Ama şu anki mobil bağlantıyla 200 milisaniye bir gecikme hala var. Bu nedenle tam olarak da güvenli diyemeyiz. İşte 5G geldiğinde yollarda bulunan sürücüsüz otomobiller, trafik ışıkları, tabelalar ve en önemlisi diğer sürücüsüz otomobillerle sürekli ve gerçek zamanlı şekilde iletişim halinde olacaklar 1 milisaniye tepki süresiyle. Çok rahat şekilde şunu söyleyebiliriz. 5G ile birlikte yolları sürücüsüz otomobillere bırakırsak artık ne kaza ne de trafik olacak. Ama daha da önemlisi uzaktan ameliyatları mümkün kılacak bu çok düşük gecikme avantajı. Evet, yanlış duymadınız, uzaktan ameliyat. Öyle gelecek olasılık falan da değil. 8 Ocak 2019'da ilk kez başarılı bir şekilde de gerçekleştirildi. Bu videoda Çin'de bir cerrah 50 kilometre uzaktaki bir laboratuvarda bulunan bir hayvanın karaciğer ameliyatını gerçekleştiriyor. Bunun sağlayacağı faydaları bir düşünün. Ciddi bir ameliyat geçirmeniz gerekiyor
ve bu ameliyatı gerçekleştirebilecek doktor başka bir ülkede. Siz olduğunuz yerde en iyi doktordan tedavinizi alıyorsunuz. Ya da yardıma muhtaç ülkelerde yaratacağı etkiyi bir düşünün. Şimdi hissetmeden olmaz ki diye düşüneceksiniz. Adamlar onu da çözmüşler. Ericsson şirketi şu anda suni dokularla uzaktan ameliyat gerçekleştiren doktorun dokunma duyusuna sahip olabilmesi üzerine çalışıyorlar. Bir düşünsenize, uzaktan kontrol edebiliyor ve aynı zamanda dokunuyor ve bunu hissediyor. Vücudun tamamına giyilebilen bir suni dokuyla tamamen oradaymış gibi bile hissedebilirsiniz. Böyle bir teknolojiyle hayal edebilecekleriniz sınır yok. Mesela VR teknolojisiyle giyilebilir suni doku ve 5G'nin kombinasyonunu bir düşünsenize. Bu kombinasyonla World of Warcraft oynadığınızı. Back in the mix, baby. Back in the mix. 1 milisaniye gecikme belki de en çok MMORPG oyuncularını sevindirecek. Bunun yanında sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin önü de açılmış olacak. Yani yeni çıkacak bir evi artırılmış gerçeklikle tanıtabilir artık proje sahipleri. Gözlüğü takıp artık evde gezebilirsiniz. Ya da artık gerçekte mağazası olmayan markalar olacak. Online olarak beğendiğiniz bir ürünü VR gözlükler ve artırılmış gerçeklikle üzerinizde deneyebilecek tüm renk seçeneklerini görebileceksiniz. 5G ile birlikte sanal ve artırılmış ve hatta karışık gerçeklik endüstrisinin birkaç yıl içinde 80 milyar dolarlık bir endüstri haline geleceği tahmin ediliyor. Yani VR mimari gibi sanal dünyalar, evler, ürünler tasarlayacak iş gücüne ihtiyaç duyacak. Alın size gelecek için yatırım yapabileceğiniz binlerce iş alanından bir tanesi daha. Eğitimde de müthiş bir potansiyel söz konusu. Yani bir düşünsenize, Çanakkale Savaşı'nın VR olarak canlandırılmasının olduğunu, gözlükleri ve ekipmanı takarak savaşın içine girdiğinizi. Tarih öğrenmek artık hiç eskisi gibi olmayabilir. Coğrafya dersinde Everest'e tırmandığınızı, İngilizceyi İngiltere'de bir kafede kahve içerken sanal arkadaşlarınızla konuşarak geliştirdiğinizi. Bunun için işte bahsettiğim gibi çok düşük bir gecikme süresi gerekli. İşte 5G de bunu sağlayacak. Son olarak da bağlanabilirlikten bahsedelim. Yani IoT, nesnelerin interneti. Burada kasıt bir bağlantı noktasına kaç cihaz bağlanabildiğidir. Şöyle açıklayayım. Tamamen farazi bir örnek veriyorum. Şu anda misal mevcut 4G ağına bir bağlantı noktasına maksimum 10 cihaz bağlanabiliyorsa 5G ile bu yüzler hatta binlere çıkacak. Bu ne için önemli olsun peki? Bugün internet bağlantısı derken aklımıza sadece telefonlar, bilgisayarlar falan geliyor. Ama nesnelerin interneti söz konusu olduğunda oturduğumuz koltuk dahi internete bağlı hale gelebilecek. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Başta bahsettiğim sürücüsüz otomobiller ya da akıllı evler için ihtiyacımız olan şey de tam olarak bu işte. Mevcut altyapı bunları geliştirmeye müsait değil. Yani bağlı bir dünya için 5G çok önemli bir rol oynayacak. Elbette her yeni şeyde olduğu gibi 5G ile ilgili de birçok endişe mevcut. Nitekim 5G'nin ciddi sağlık sorunlarına neden olacağına dair iddialar var. Bunun nedeni de şu anda baz istasyonları belli bölgelerde. O yüzden uzak kalabiliyoruz. Ama 5G ile bu tip baz istasyonları yerine mini hücreler denen ufak bağlantı noktaları kullanılacak. Bu ucuz ama güçlü hücrelerden binlercesi sokaklara, evlerimizin çok yakınlarına kurulacak. Buradan da yola çıkarak insan sağlığına dair ciddi endişeler ve buna ilişkin birçok komplo teorisi mevcut. Özellikle de koronavirüs 5G bağlantısına ilişkin iddialar. Bu iddialar ve komplo teorilerine ilişkin video önümüzdeki haftanın konusu. Haftaya hazırlayacağım bu videoyu sakın kaçırmayın. Peki ne zaman yaygınlaşacak bu 5G? 2020 itibariyle ivme kazanacağını ve 2025 gibi ise şu anda 4G altyapısının sahip olduğu yaygınlığa sahip olacağı söyleniyor. Peki bize ne zaman gelir? Bizim biraz daha işimiz var. Altyapıyı çok ama çok geliştirmemiz lazım öncelikle. Tahminimce 5G yaygınlaştıktan 5-10 yıl sonra 5.5G'yi icat ederiz. Dünya da bizi kıskanmaya devam eder. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.